Edebiyat Doktoru'ndan herkese merhabalar. Bu dersimizde sözcükte yapı konusuna giriş yapıyoruz. Başka kaynaklarda bu konunun adını morfoloji yani bizim şekil bilgisi diye bir konu görürsünüz arkadaşlar. Aynı şey. Sözcükte yapı konusuna tabi girmeden önce bizim kelimelerin köklerine bakmamız lazım. Eylem kökü olabilir, isim kökü olabilir, ortak kök, sesteş kök hatta yansıma sözcüklerden doğan köklerimiz de vardır. Unutmayın bu konunun temelidir. Kök konusuna bir giriş yapalım. Kök konusu dedik yani bu konunun temelidir kökü öğreneceğiz bir de bu tabloyu da bilelim arkadaşlar aslında ÖSYM'nin sorusu buradan gelir bize bu tablo önemli yani sözcükte yapı konusunda aslında biz sözcükleri basit sözcükler türemiş sözcükler birleşik sözcükler diyor 3 kısımda incelememiz lazım tabi bu incelemeyi yapabilmemiz için de kök kavramına iyice bir değinmek lazım. Geçelim bakalım bu kök ne demekmiş bakın Maddenin yapı taşı atomsa sözcüklerin yapı taşı da arkadaşlar köktür. Bunu unutmayın. Yani bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan daha küçük parçaya ayrılamayan bölümüne kök deriz. Bir başka deyişle sözcüğün anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçasıdır. Maddenin yapı taşı atom, o zaman sözcüklerin yapı taşı da nedir arkadaşlar? Köktür. Böyle bir benzetme güzeldir. Tabii kimi kökler tek başına anlamlı olmasına karşın bazıları arkadaşlar cümlede anlam kazanır. Mesela kuş, yaprak, rüya sözcüklerinin arkadaşlar tek başına anlamlı köklerdir bunlar ama ile, de, ki işte ya ya bağlaçları, hem hem, ne ne bağlaçları var biliyorsunuz. Bunlar cümlede anlam kazanan köklerdir. Şimdi bu noktada bu uyarıyı yapmak istiyorum. Öğrenciler kökü bulurken bazen şaşırıyor. Başka kelimelerin kökleriyle karıştırıyorlar. Bir sözcüğün kökü bulunurken sondan başlanarak ek olan parçalar o kelimeden atılır önce. Anlamlı en küçük parçaya ulaşıldığında bu parçanın anlamıyla sözcüğün bütününün anlamı bir karşılaştırılır. Aralarında bir anlam ilişkisi varsa bulunan parça köktür. Eğer anlam ilişkisi yoksa bulunan parça kök değildir. Lütfen durdurun videoyu tekrar okuyun mücünlüğe burası önemlidir. Hatta bunu örneklendirelim sizinle. Bulutlandı sözcüğünün kökünü bir bakalım arkadaşlar. Bulutlandı. Şimdi kelimenin kökü arkadaşlar bu olabilir mi? Bu işaret zamiri olmaz. Demek ki bu kelimenin kökü buluttur arkadaşlar. Buluttan bulutlanmak, bulutlanmaktan dili geçmiş zaman eki aldı. Yani şurası birinci ek. O zaman burası da ne oluyor? Burası da ek, burası da ikinci bir ek. Bakın bulut sözcüğünün bul ya da bu kökünden geldiğini söyleyemeyiz. Çünkü anlam ilgisi yoktur. Demek ki bunun kökü arkadaşlar nedir? Buluttur. Mesela bir de dondurma sözcüğüne bakalım. Dondurma sözcüğüne baktığınızda buradaki memma isim fiili ki donmaktan dondurmak olmuş. O zaman gerçekten dondurma eyleminde arkadaşlar dondurma kelimesinde bu don olayı vardır. Yani soğuma donma eylemi vardır. Bir anlam ilişkisi var. O zaman arkadaşlar bu kelimenin kökü eylemdir. Hani kök ama eylem kökenli, fiil kökenli bir köktür. Dondurma kelimesinin kökü unutmayın dondur. Hızlıca bir antrenman yapalım o zaman. Durgunluk kelimesine baktığınızda iki tane ek görüyorsunuz. Gun ve luk. Demek ki bu kelimenin kökü arkadaşlar durmaktan gelir. Veya bozguncu. Bozguncular ne yapar? İşleri bozar arkadaşlar. O yüzden kelimenin kökü boz. Eksi koyduysam arkadaşlar nedir? eylem köktür. Bunu unutmayın. Türkçe'de böyledir. Artı koyduysanız bu isim kök anlamına gelir. Mesela görgüsüz bir şey görmeyen anlamına gelir. Yani hiçbir şey hiç saygı sevgi görmemiş. Buradaki gü ve süz bunlar farklı farklı eklerdir. Gun ve cuda olduğu gibi. Gelenekçi baktığınız zaman arkadaşlar gelenekçilik, lik, yapım eki, çi. Arkadaşlar bu enek eki de vardır aslında. Bu sonuçta bu büyüklerimizden gelmiştir bu gelenekler bize. Gelmek alabiliriz. Bazı kaynaklar gelenek alıyor. Biz gel kökünü alalım. Yürürlükteki bu ki zaten sıfat yapan ki oluyor çoğunlukla. Yürürlük aynı şekilde arkadaşlar yürümekten geliyor diyenler var ama biz bunu yürürlük diye alalım. Normalde lük de yapım ekidir ama ben şu iki kelimede şunu söyleyeyim size. Bunlar ihtilaflı ihtilaflı diye bir mevzu var. Yani tartışmalı olabilir. Zaten ÖSYM'de arkadaşlar bu tip mevzuları size sormazlar ama size durgunluk, bozguncu, görgüsüz kelimelerin köklerini sorarlar. Yürürlük kelimesi evet bu işlerin yürümesi lazım arkadaşlar. Bir şekilde devam etmesi lazım. Bu şekilde alınabilir. Duygulandırıcı kelimesinin köküne baktığınız zaman duymaktan gelir arkadaşlar. Sonuçta hissetmek, duymaktan ne oluyor? Hisler anlamına geliyor, duygu oluyor. Bu kelimenin kökü de duymaktır. Mesela vurgunculuk kelimesinin köküne baktığınızda gene eylem vurmaktan gelir. Sayıca kelimesine baktığınızda arkadaşlar saymaktan gelir. Saymaktan hatta ne oluyor? Sayı oluyor. I, sayıdan sayıca, cc eşitlik eki var burada. Yani iki tane farklı eki var. Saygınlık kelimesinin kökü işte ne yapıyoruz? Küçüklerimizi seviyoruz, büyüklerimizi sayıyoruz. Dikkat edin saymak yani saygımızı göstermek diye bir eylem var. Samanlık kelimesi mesela size böyle bir kelime sorulabilir. Yani lık eki yapım eki. Peki kelimenin kökü sa sam sama olmadığına göre demek ki bu artık isim kök arkadaşlar saman. Şimdi adaş kelimesi ses bilgisinde de göstermiştik aslında. Burada bir tane ünsüz düşmesi oluyor. Ne oluyor? Addaş. Mesela yurttaş kelimesinde ünsüz benzeşmesi var. Yurt taş. Burada arkadaşlar kelimenin kökü nedir? Ad'dır. Yani bu kelimenin kökü ad. Sözleşmek kelimesinin kökü söz. Yardımcılar kelimesinin kökü arkadaşlar yardım. Soyluluk kelimesinin köküne baktığınızda soy. Bunlar isim köktür. Yani burada mesela daha da detaya inecek olursak yani aslında bu kelimede inmek lazım. Sonuçta yardım edebilmeniz için etrafı şöyle bir yarmanıp yarmanız lazım. Yani içeri doğru girmeniz lazım ki yardım edebilirsiniz. Aslında bunun kökünün eylem olduğu da söylenir. O zaman bu sorulur mu bize? İhtilaflı. Hani başta demiştik ya size ihtilaflı tartışmalı olabilir. Yani bunları biz böyle şimdi silelim. Ama soyluluk kelimesinde bir tartışma yoktur. Soy, söz, ad, saman, say. Mesela burada say, sayıca bu da saymak eylemi. Bunlar farklı dikkat edin. Veya mesela vurgunculuk aynı şekilde. Mesela aşağıdan yukarıya bakalım. Ketebe kökünden geliyor. Arapça bir kelime. Bu kelimenin kökü arkadaşlar kitap. Yani gidip de kita kit diyemezsiniz buna. Kelime kökü kitap. Bu kelimenin kökü oyundur. Hatta ünlü düşmesi var arkadaşlar değil mi? Bunlar isim kök. Mesela boşamak eylemine baktığınız zaman arkadaşlar artık yani boştan boşamak diye bir eylem oluyor. Yani demek ki bunun kökü boş. Yaşamak kelimesinin köküne baktığınızda yaş isim kök. Yolcu kelimesinin kökü tabii ki de yol. Savcı kelimesinin kökü sav arkadaşlar. Şimdi geçelim bir öğrenci tabirine. Burası kolay bir tabir. Yani bir kelimenin sonuna mek getirebiliyorsak ona biz eylem kökü deriz. Eğer kelimenin sonuna mek getiremiyorsak biz o köke isim soylu kök deriz. Mesela insan balıklama dalmalı hayatın içine. Bakın bu cümleye baktığınızda insan zaten isim kök. Balıkmak diye bir şey olamayacağı için bu da isim kök bakın dalmalı melimalı gereklilik tipi burada bir eylem var dalmalı o zaman dalmak eylemi zaten bu demek ki bu nedir eylem kök bakın insan ve balık sözcüklerinin sonuna mek getirilemediği için bunlar isim kökü dal sözcüğü dalmak olduğu için zaten söyledik eylem köküdür. O zaman bu mekmakı yapmaya çalışalım. Dikkat edin anlamak. Aynı şekilde yutulur kelimesi yutmak. Durgun kelimesinin kökü durmak. Sorgu kelimesinin kökü arkadaşlar sormaktan gelir. Sormaktan sorgu, sorgudan sorgulamak, sorgulamaktan sorguladık. Savundular kökü arkadaşlar savdan hatta salmak olur. Yüreklendirme bakın bu kelimenin kökü yürektir. Yani yür yüre değildir. Direkt kelimenin köküne baktığınızda isim kökü görüyorsunuz yürek. Yürekten yüreklenmek, yüreklendirmek, yüreklendirmeli. Mesela işleyen kelimesine baktığınızda arkadaşlar iştir. Çünkü işten işlemek, işlemekten işleyen hatta y kaynaştırma ön olmuş. Arzulanıyor kelimesine baktığınızda arkadaşlar bu kelimenin kökü arzudur arkadaşlar. Sessizlik, sızsız sessiz, yapım eki. Bu da yapım eki. Demek ki kelimenin kökü ses. Yalnızlık kelimesine baktığınızda yal değil. Yalı da değil. Yalı yani biz bu ev anlamına geliyor. işte boğazın köşün kıyısında yaptığınız ev anlamına gelir. Ama yalındır arkadaşlar bu kelimenin kökü. Hatta yılından yılınız, yılınızdan yılınızlık. Burada ünlü düşmesi oluyor. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Kelimelerin kökleriyle ilgili biraz antrenman yaptık ama bir de bizim dersin başında da söylediğimiz gibi eylem kökü, isim kökü az çok gördük. Bir de ortak köklerimiz var. İşte burası tehlikeli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Hem isim hem eylem olabilen köklere biz Türkçe'de ortak kökleriz. Bakın çok güzel bir cümle var burada. Eski bir kitap. Bakın eski bir kitap. Bir de diyor ki giysilerim eskidi, Dili geçmiş zamanki eyleme geldi. Demek ki eski kelimesi burada gördüğünüz gibi isim de olabilir. Burada gördüğünüz gibi fiil de olabilir. İşte biz bu tip yapıları arkadaşlar ortak kökleriz. Mesela başka örnekleri de var bunun. Barış. Barış dünyanın özlemi oldu. Burada nedir? İsimdir. İsim kök. Bayramda küskünler barıştı dediğinizde arkadaşlar burada da eylemdir. Bununla ilgili arkadaşlar farklı farklı örnekler var. Mesela güreşmek değil mi? Hatta savaş kelimesine baktığınızda yani barışın zıttı da aynı şekilde. Bunlar arkadaşlar ortak köktür. Eylem de olabilir, isim de olabilir. Buraya dikkat edin. Ortak kökü öğrendikten sonra yine farklı bir mevzuya geçiyoruz. Burası da önemlidir. Sesteş kök. Bakalım neymiş? Sesleri aynı anlamları farklı olan köklere sesteş. Aslında bu sesteş sözcüktür arkadaşlar. Yani sesteş köklerde anlam ilgisi kesinlikle yoktur. Niçin? Çünkü sesteş sözcükler arasında hiçbir şekilde anlam ilgisi yoktur. Mesela çayı geçince bir çay içtik. Buradaki çay arkadaşlar akarsu. Coğrafi bir terimdir. İşte dere, çay, nehir. Çay da küçük bir akarsu. Çayı geçince biz ne yaptık? Bir çay içtik. Dikkat edin mesela bunu İngilizce olarak baktığınızda işte river, nehir, akarsu, çay anlamına geliyor. Bu ise nedir? T anlamlar kesinlikle farklı. Ha, Türkçe'de bunların yazılışları aynı. Demek ki biz bunlara sesteş kökler diyoruz. Mesela kalem böyle çalınmıştır yazıma. Burada yazıma derken insanın yazgısı vardır arkadaşlar. Kader anlamına gelir. Yaz mevsimim kış mevsimime uymaz. Kış mevsimim de yaz mevsimime uymaz diyor. Burada da yaz mevsimi yani burada yaz kelimesi mevsim anlamında dikkat edin yazıma. Burada yukarıda kaderdi, aşağıda mevsim yazılışlar aynı, anlamlar farklı. O zaman diyoruz ki biz buna sesteş kök diyoruz. Peki Türkçede yansıma sözcüklerden kök olur mu? Bu da soruluyor bazen. Hocam yansıma kök var mı diyorlar. Bakalım. Doğa seslerine benzeyen seslerle oluşturulan yansımalar da İsim köklüdür çünkü arkadaşlar mevzu neydi? Mek. Yani siz Türkçede cikmek diye bir eylem duydunuz mu? Hayır. Cik kuşların çıkarttığı bir ses ama dikkat edin bunlar isim köktür. Hav. Hatta hav kelimesi şöyle söyleyeyim tamam köpeklerin çıkarttığı bir ses isim. Havdan havlamak. Yani bu isimden ne yapan ek oldu? İsimden fiil yapan ek oldu arkadaşlar. Mesela şır pır, işte pat. Mesela pat sonuçta isimdi. Patlamak diyorsunuz mesela patla. O zaman bu la nedir? isimden az önceki gibi fiil yapan ektir. Yansıma sözcüklerde unutmayın isim köküdür sonuçta. Şimdi bir soru çözmeye çalışalım. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi? Dikkat edin. Farklı bir kökten türetilmiştir. Arkadaşlar sözcükte yapı ile ilgili Böyle bir soru gelebilir. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda böyle soruları var. Şimdi farklı bir kökten deyince benim size tavsiyem önce isim kök mü yoksa fiil kök mü diye bakın. Hani köklerimiz biz işte ortak kök dedik isim kök, fiil kök, yansıma kök, sesteş kök ama böyle sorular sorulursa benim tavsiyem önce kök isim mi fiil mi diye bakmanız lazım. Mesela makaleleri, kitapları ve politik tutumuyla Bakın tutum kelimesinin kökü tutmaktan gelir. Bir şeyi tutmak. O zaman dikkat edin eksi koydum. Demek ki bu ne köktür arkadaşlar? Fiil kök. Olduğu kadar aşkları, yaşamı, biçimi. Arkadaşlar biçimi kelimesinin kökü ne, nereden gelir? Biçmekten gelir. Eksi yani fiil. Ölümüyle kelimesinin kökü öldür arkadaşlar. Ölmekten gelir bu. Ölde nedir? Fiil soylu bir köktür. Tıpkı 1, 2 ve 3'te olduğu gibi. Şu an 1'i, 2'yi ve 3'ü rahatlıkla eliyorum. Bakın, 20. yüzyılda en çok konuşulan varlıklı bir aile. Bakın, varlıklı bir aile. Bu kelimenin kökü vardır. Varını yoğunu sattı diyorsunuz mesela. Bir de varmak eylemi var ama o farklıdır. Bir yere ulaşmak anlamında. Şu an bu arkadaşlar ad kök, yani isim köktür. Galiba cevap 4. Bakalım, ilk varisi olan Benjamin, edebiyatçılara kaynaklık ettiriyor. Bakın arkadaşlar, kaynaklık ettik. Bu... Yani kaynamaktan da gelir arkadaşlar sonuçta. Bu biraz zor olmuş. Hani biz kesinlikle 4 değilim sonuçta buna. Kaynamaktan gelir ve bu hani fiil kök diyebiliriz buna. Tabi buradaki suyun kaynaması farklı mevzu. Burada edebiyatçılara kaynaklık etmesi, kaynamaktan kaynak, kaynaktan kaynaklık. Yani bir şey bilgilerin bir araya gelmesi, coşması anlamına da geliyor. Biz yine de unutmayalım varlıklı kelimesinin kökü vardır. Bu cümlede isim köktür arkadaşlar onu da unutmayın. Şimdi bakın bu su konuyla ilgili ÖSS'de yani geçmiş yıllarda bir çok güzel bir soru var. Öğretici bir soru. Hiç de tartışmaya gerek yok bu soruyu. Gayet güzel, açık, net bir soru. Bakın hangisinin kökü, kelimelerin kökü, sözcük türü bakımından diyorsa size demiştim ya önce bir isim mi, film diye bakın. Mesela ağaçların çiçeklenip kelimenin kökü arkadaşlar nedir? Çiçektir. Yani ne köküdür bu? İsim kök. Ekinlerin büyümeye başladığı. Bakın ekinlerin derken burada ek. Acaba toprağa ekmek. Sonuçta biz bu ekinleri ne yapıyoruz? Ekiyoruz. Toprağa ekiyoruz. O zaman bu fiil köktür. Cevap ya bir ya iki gibi gözüküyor. Büyümeye başladığı günlerde diyor. Bu kelimenin kökü arkadaşlar başmak diye bir eylem yok. Baş bu kelimenin köküdür arkadaşlar. E başta isim olduğuna göre cevap artık ne oluyor? Direkt iki çıkıyor. Kontrol edelim. Köyüne gider. Çocukluk günlerini diyor. Bakın çocukmak diye bir eylem yok. Demek ki bunun kökü isim. Günmek diye bir eylem de olmadığı için Bunun kökü de isimdir Evet doğuracağımız burada arkadaşlar B seçeneği olur Bir örnek sorumuz daha var Bundan sonra soru çözümünü yapıyoruz arkadaşlar Bir iki tane daha soru çözüp dersi bitireceğiz Hangisinde altı çizili sözcüğün kökü Sözcük türü bakımından deyince ismi filmi diye önce bir bakalım Lübnan'a yardımmak diye bir eylem yok arkadaşlar Yardım konmayı yola çıktı Burada arkadaşlar Bunu ne olarak almamız lazım İsim kök Mesela aramızdaki bağlantı bu kelimenin kökü arkadaşlar bağdır. Bağdan bağlanmak, bağlanmaktan bağlantı oluyor hatta. bağmak diye bir eylem yok, isimdir. Bu da isim köktür. A ve B'yi eleyebiliriz. Çünkü ötekilerden farklıdır diye sordu. Bu konuda ülkeler birbirini suçluyor. Bu kelimenin kökü suçtur. Suçmak diye bir eylem yok. Bu da isim kök. Kimsenin böyle bir kuşkusu yoktu. Bu kelimenin kökü kuşku. Kuşkumak diye bir eylem olmadığı için cevabımız Edirne'dir. Neden? Evini mor boyayla boyadı. D eki Dili geçmiş zaman ekidir. E zaman eklerimiz de eylemlere gelir. Bu kelimenin kökü zaten boyamaktır arkadaşlar. Boyamak bir eylemdir. Bu da eylem köktür. Cevap edin nedir? Konuyla ilgili bir tane de zor soru çözelim. Dikkat edin. Hangisinde böyle bir benzeşme ve ayrıma uygun bir sözcük kökü kullanılmamıştır? Şimdi burayı iyi anlayalım. Yalnız bu altı çizilmemişler. Onu da ben çizeyim size. Şimdi onu da çizdik. Yanımızda kuskoca ev yandı cümlesindeki altı çizili sözcüklerin kökleri sesçe aynı mı? Evet yanımızda yandı yan. Bu kelimenin kökü yandır. Bu kelimenin kökü de yanmak eylemidir. Bakın bunlar sesçe aynı anlamca ayrı. Yani bize arkadaşlar verdiği örnekte sesteş kökü verdi. O zaman soru diyor ki hangisinde sesteş kök yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi B, C, D ve E'ye dikkat edelim. Bakın azmaktan gelir bu. Hani azmak diye bir eylem de var. İşte çocuğun azması, azgın olması. Bir de azgın. Bir de şey vardır arkadaşlar. Az. İşte bu fiyat, bu ücret bana az diyorsunuz. Bir şeyin az olması. Az kelimesi sesteştir. Mesela ek. İşte kelimelerin ekleri var. Bir de toprağa bir şeyler ekmek var. Değil mi? Bir şeye ek olması, ekmek. Bunlar arkadaşlar sesteştir. Ek kelimesi de. Mesela saz kelimesi. Saz. Bu Derelerin kenarındaki bitkiler varsa, az Bir de çalgı aletimiz olan saz var. Sonuçta bu da bu saz kelimesi de sesteştir. Ödenekler yeterse kazı, işte kazı yapmak değil mi? Kazmak, kazmaktan kazı oluyor. Bir de hayvan olan kaz var, bu da sesteştir. Ama A seçeneğinde göç kelimesinin arkadaşlar başka bir anlamı yoktur. Göç, birinin göçtür. Bu göçün farklı bir anlamda kullanıldığı yer yoktur. Göç kelimesi sesteş değildir. Biraz zor bir soru. Bize verdiği örnekte yan kelimesi sesteş köktür. B, C, D ve E seçeneklerinde altını çizdiğim yerler az, ek, saz, kazı yani kaz bunlar sesteştir. A seçeneğindeki göç kelimesi sesteş değildir. Geçelim arkadaşlar dersimizin son sorusuna ve bu konuyu bitirelim. Hangisi? Bakın farklı bir kökten türemiştir deyince dediğim gibi önce bir isim mi fiil diye bakalım. Güzel sesiyle tüm dinleyicileri coşturdu. Bakın coşmak diye bir eylemimiz var mı Türkçede? Var. Coşmaktan coşturmak, coşturmaktan coşturdu. Demek ki coşmak arkadaşlar burada nedir? Köktür. Eksiyle gösterdim eylem. Bu eylem kök. Hiç düşünmeden paraları çantasına doldurdu. Dolmak arkadaşlar bir şeye doldurmak, değil mi? Dolmaktan doldurmak. Eylem köktür. Okulun düzenlediği geziye katılım azdı. Gezi kelimesinin kökü gezmekten gelir yani bu da eylem köktür. Kapının açılmasıyla bu kelimenin kökü açmaktır. Bu da eylem. Galiba cevap E. Bakalım. Son günlerde hiçbir şeyi önemsemiyordu. Bu kelimenin kökü öndür. Bazı öğrenciler hocam önem değil mi diyorlar. Zaten arkadaşlar önemsediğiniz şeyleri öne alırsınız. Yani bu kelimenin kökü ön. E, önmek diye de bir eylem olmadığı için bunun kökü nedir? İsim köktür arkadaşlar. O yüzden cevap edir nedir? Dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Köke baktık. Eylem köke, isim köke özellikle bu kısma dikkat edin. Ortak köklere bakmaya çalıştık. Boyanmak, işte savaş kelimesi, barış kelimesi, güreş kelimesi, hatta eski kelimesine baktık. Sesteş köklere baktık. Yansıma köklerin de aslında isim soylu kökler olduğunu öğrendik. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.